İdlib'ten yürek yakan haber. 33 şehit. Rusya'dan ilk açıklama. TSK o bölgede olmamalıydı. Dolar fırladı, borsa çakıldı. Günün haberleri başlıyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında Rusya'nın desteklediği rejim ordusunun TSK'ya hedef alan hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Tunceli'den İdlib'e gönderilen 65. Mekanize Tugayı'na yönelik düzenlenen saldırıdaki ağır can kaybını Hatay Valisi Rahmi Doğan farklı saatlerde 9, 22, 29 ve 33 olarak açıkladı. 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Bu saldırı sonucu Mehmetçiklerimizden 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Olayın sosyal medyada duyurulmasından hemen sonra Türkiye'deki sosyal medya platformları erişime kapatıldı. Retürk yayınlar yakından takip ediliyor uyarısı yaparken AKP iktidarına yakın medya gelebilecek tepkileri azaltmak için binden fazla rejim askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Evet, belki şehit veriyoruz ama bunun karşılığında oldukça ciddi kayıp verdiriyoruz. 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter. Ancak bölgedeki tarafsız kaynaklar bu yöndeki iddiaları doğrulamazken Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi ve İngiliz Reuters Haber Ajansı en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren saldırı sonrası dünyanın gözü İdlib'e çevrildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu. Amerikan Dışişleri, NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız vurgusu yaparken, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir olduğunu söyledi. Nereye gidiyorsunuz? Yunanistan'a gidiyorsunuz. Saldırının ardından Ankara'nın mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı da duyuruldu. Ancak bir yandan Rusya'ya karşı Batı'dan yardım istenirken, diğer yandan Batı'yı tehdit etmek için mülteci kartının oynanması, Erdoğan hükümetinin kontrolü kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Nereye gidiyorsunuz? Ben Yunanistan'a gidiyorum. Yunanistan'a gidiyorsunuz. Zor lan. Evet, zor. TSK'ya yönelik İdlib'de gerçekleştirilen saldırının ardından CHP ve İYİ Parti'den mecliste kapalı oturum çağrısı geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki olağanüstü toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztürk, İdlib'de durum endişe verici. Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sessiz kalmamasını bekliyoruz sözlerini kullandı. Öztürk ayrıca bugün soru almıyorum. Soruları cevaplandırması gerekenler başkaları vurgusu yaptı. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz. Bugün soru almayacağım. Çünkü soruları cevaplaması gereken başkaları. Teşekkür ediyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP'den gelen mecliste kapalı oturum yapılması teklifinin faydalı olacağını söyledi. Olmasında fayda var tabii. Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Türk askerlerinin İdlib'deki varlığıyla ilgili Moskova'yı bilgilendirmediğini söyledi. Rus Interfax Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı dedi. Rusya açıklamasında Suriyeli muhalifler çatışmazlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptığı ifadeleri kullanıldı. Rus devlet televizyonu da TSK'ya saldırı öncesi İdlib'deki Türk askerlerinin Rus ve Suriye savaş uçaklarına karşı omuzdan roket fırlatabilen silahlar kullandığını ve uçakları düşürmeye çalıştığını iddia etmişti. Anadolu Ajansı Serakib'in ÖSU'cular tarafından ele geçirildiği haberlerine geçerken paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntülerde bazı ÖSU'cuların kolunda IŞİD terör örgütünün armaları göze çarptı. Yayınlanan video haberde ılımlı muhalifler İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı başlığı kullanıldı. Ajans daha sonra bu görüntüleri kaldırdı.
Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısı sonrası artan jeopolitik endişelerle dolar TL 6,22 seviyesine yükselerek yaklaşık 10 ayın zirvesine çıktı. Dolar TL, koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında sert yükselmişti. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlarında söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir açıklaması yaptı.